Şimdi oyununuzu kayıt aldınız ve editlemeye başlayacaksınız. OBS kayıt önce Premiere'i açıyorsunuz. Adobe Premiere Pro'yu indirin. Bunu da diğer kanalımda nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Bu kanalda onu göstermek istemiyorum. Diğer Mistokos kanalında açıklama kısmında o kanalın da linkini veririm. Premiere Pro'yu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim bir video hazırlayacağım. Ona da abone olursanız kaçırmamış olursunuz. Yeni proje diyorsunuz, new project. 2018 versiyonunu indirmeyi göstereceğim. 2018 kullanın. Şu an 2020'nin cracklerinde sorun var zaten. Buradan 2018 versiyonunu kullanmanız gerekiyor. Buraya proje isminizi giriyorsunuz. Mesela oyun kaydı olacağı için bu oyun edit yazayım. Oyun editlemesini yapacağımız yer. Buradan location'dan nereye kayıt et... Hani işte, bu Premiere dosyasını, editleme dosyasını, bakın çıktı alacağınız dosya değil. Premiere editleme dosyasını nereye kaydedeceğinizi söylüyor. Direkt ben kendi verdiği yere kaydediyorum. Belgelerin içindeki Adobe'un Premiere Pro'nun içine kaydediyorum. Bu böyle kalsın. Fazla önemli değil eğer kapatıp tekrardan iş yapmayacaksanız bu Premiere'in içinde. Buraları ellemeyin, aynen kalsın. Okey dediğinizde yeni bir çalışma alanı oluşacak. Burası çok karışık duruyor olabilir. Hiç korkmayın. Size en basit şekilde göstereceğim. Buradan editing reset to save layout diyeyim. Yani sizin karşınıza şöyle bir panel gelecek. Yapmanız gereken tek şey şu. Bunu indiriyorsunuz. Bakın. İndiriyorsunuz. İndirdikten sonra kayıt ettiğiniz yer nerede? Sallıyorum, siz masa üstündedir. Masa üstünden sürükleyip alacaksınız buraya. Ben OBS kayıta kaydettim. Şu oyun videosunu kaydetmiştim. Bunu buradan bu şekilde buraya sürüklüyorum ve import media diyor. Artık dosyamız buraya gelmiş oluyor. Ondan sonra yapmanız gereken şey çok basit. Bunu alıyorsunuz, buraya bırakıyorsunuz. Artık videonuz burada. Yani bütün videonuz burada. Bakın şimdi eğer OBS Studio'yu kullanıyorsanız ve benim daha önceden gösterdiğim, daha önceki videolarıma giderseniz gösterdiğim ses ayarlarını uyguladıysanız, ki öyle uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bazen mikrofonun sesini almıyor, bazen masaüstünü sesini almıyor, bazen ikisini aynı anda alıyor, ayıramıyorsunuz. Şöyle olması gerekiyor. Mikrofonun sesi ayrı bir kanalda kaydedilmesi gerekiyor. Oyunun sesi ayrı bir kanalda kaydedilmesi gerekiyor. Ama şöyle bir trik var. OBS'te ben kaydederken sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden OBS'te kaydederken bir birinci parçaya kaydediyorum, bir ikinci parçaya kaydediyorum. Yani birinci parçaya masaüstünü kaydediyorum, ikinci parçaya mikrofonun sesini kaydediyorum, üçüncü parçaya en masasını, en mikrofonun sesini kaydediyorum. Hiçbir fikrim yok. Vallahi sormayın neden böyle yapıyorum. Ama bu şekilde yapınca düzgün bir şekilde kayıt almış oluyor. Masaüstüyle mikrofon sesini karıştırmamış oluyor ve kullanabiliyorum. Zaten Premiere attığımda gördüğünüz gibi 3 parça var. Şu masaüstü sesini temsil ediyor. Ben mikrofonla kayıt yapmadığım için hiç gözükmüyor bakın. Yani hiçbir şekilde yok. Burada herhangi bir yer. Ses dalgası. Kaydetmemiş ama burası mikrofonu. Burada da olsaydı eğer mikrofondan gelen seslerle masaüstü sesinin aynı şey oluyor. Şimdi bunun fazlalıklarını sileceksiniz siz. Nasıl sileceksiniz? Bakın bunların üstüne geldiğinizde, tıkladığınızda hepsini seçer. Ama sağ tıklayıp buna unlink derseniz hepsini ayırır. Bakın videoyu ayırdı, sesi ayırdı, sesi ayırdı, sesi ayırdı. Hepsini ayırdıktan sonra mesela ben mikrofonun sesinin, masaüstüyle mikrofon sesi şu an yankı yapar. Buradayken dinlersek en masaüstü sesi iki tane olduğu için yankı yapacaktır. Bir tanesini silmem gerekiyor. Burası neydi? Masaüstü sesi ve mikrofon sesiydi. Eğer benim kaydettiğim şekildeki ayarları kullanıyorsanız OBS Studio programında. Bunu kapatıyorum. Bunu siliyorum. Delete tuşuna basmanız yeterli. Buna tıkladığınızda bakın. Eğer bunu unlink yapmazsanız bunu tıkladığınızda hepsini seçer ve delete tıkladığınızda bütün videoyu siler. Onu yapmayacaksınız. Unlink yaptıktan sonra hepsini bu şekilde ayırdıktan sonra en alttakini sileceksiniz. Şu an mikrofon sesiyle masaüstü sesi var gibi duruyor. Bu mikrofon sesini bu masaüstü sesini temsil ediyor. Şimdi bunları tekrardan birleştireceğiz ki ses kayması olmasın. Yani konuştuğumuz yerdeki şeylerle görüntü kaymasın. Oyunun sesleri kaymasın görüntüden bağımsız olarak. O yüzden bunu tekrardan sağ tıklıyoruz, link diyoruz. Artık yani hepsine tıkladığımızda tekrardan hepsi birbiriyle bağlantılı olmuş oluyor. Bakın bu şekilde uzaklık şıp yaklaşmayı nasıl yaparım? Alt tuşuna basılı tutarak farenin tekerleğini kendinize doğru çekerseniz uzaklaşırsınız. Alt tuşuna basılı tutarak farenin tekerleği ileri doğru iterseniz farenin tekerleğine bu şekilde yaklaşırsınız. Onun dışında bakın bunları nasıl yükseltiyorum ya da aşaltıyorum. Shift tuşuna basılı tutarak burada farenin tekerleğini üste çıkarsanız her bir layer'ı, her bir şu parçacığı bakın. Şu an bu videoyu Premiere'i hiç bilmeyenler için anlatıyorum gibi düşünebilirsiniz. Premiere'i biliyorsanız bu videoda sıkılacaksınızdır. Size de hiçbir faydası olmayacaktır. Sadece şu anda
en basitinden en güzel şekilde nasıl edit yapabileceğinizi gösteriyorum. Shift'e basılı tutarak bunu bu şekilde küçültebilirsiniz. Hepsi büyüyor, hepsi küçülüyor. Aynı şekilde ses yerinde de. Shift'e basılı tutarsanız hepsi büyür, hepsi küçülür. Alta basılı tutarak farenin tekerleğini üste doğru, yani ileri doğru iterseniz sadece şu layer, bakın sadece bulunduğumuz layer büyür, küçülür. Aynı şekilde seste de alta basılı tutarak yaptığımızda böyle oluyor. Shift'te hepsiydi. Altta sadece o layer. Şimdi tekrardan bunları bir büyütüyorum. Şöyle bir videomuz var. Şimdi yapmamız gereken şey gereksiz yerleri çıkarmak. Alt tuşuna basılı tutarak farenin tekerleğini ileri iterek yaklaşıyorum. Bakalım nasıl bir videomuz varmış. Şöyle şu an oyunun başlangıç kısmı, hiç gerek yok buraları kullanmaya. Siz de kullanmak istemeyeceksinizdir başları. Sonuçta oyunu açıyorsunuz da. O yüzden buradan Razer Tool'u alıyorsunuz. Bakın şu Razer Tool. C tuşuna, C'nin C'sine basarak da alabilirsiniz. Şunu alıyorsunuz ve buradan kesiyorsunuz. Sonra tekrardan Selection Tool'u, yani V tuşuna, Van'ın V'si tuşuna basarak şuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra dele bastığınızda silinmiş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi sildik. Sonra tekrardan geliyorum. Mesela şuraları da durmuş adam. Durduğu için ben buraları almak istemiyorum. Burada bunları almak istemediğim için buradan tekrardan C'ye basıyorum. Şuraya kadar geliyorum. Şuradan itibaren başlamış. Şuradan itibaren almak istediğim için C'ye bastım. Razer Tool'u aldım. Burayı sildim. V'ye bastım. Van'ın V'sine. Selection Tool'u aldım. Buraya tıkladım ve sildim. Artık oyunumuzun şeyi buradan başlayacak. Bu şekilde başlıyor. Eğer ses, eğer masaüstü sesi çok fazla gelmişse kulaklığınızla dinleyin. Hoparlörünüzden dinleyin. Mikrofonunuzun sesi çok baskınsa masaüstü sesini şu şekilde, bakın yaklaşarak, şuradan basarak şunu aşağı doğru indirin bakın. 4,-4.26 desibel yaptığınızda masaüstü sesi biraz daha düşecektir. Eğer mesela mikrofonunuzun sesi çok baskın geldiyse bu sefer mikrofonunuzun sesini düşürün. Ctrl Z yaparak geri alabilirsiniz yaptığınız işlemleri. İki kere Ctrl Z'ye basıyorum. Ctrl Z. Zonguldak'ın Z'sine basarak geri aldım. Şimdi bunları bu şekilde yaptık. Dediğim gibi eğer mikrofonunuzun sesi az geldiyse bu sefer mikrofonunuzun sesini arttırırsınız. Bu şekilde böylelikle sesiniz daha baskın, yani konuştuğunuz şeyler daha baskın bir şekilde videoya iletilmiş olur. Ctrl Z yapıp geri alıyorum. Onun dışında bilmeniz gereken ne var? Geçiş efektleri. Mesela buraya kadar oynadınız ve sahne değişecek burada istiyorsunuz değil mi? Tekrar C tuşuna basıyorum ve burayı kesiyorum. Kestik, aslında hiçbir şey yapmamışız gibi duruyor. Birazdan ne yapacağımızı göstereceğim. Tekrar yaklaşıyorum ve C tuşuna basarak nereye kadar gitsin istiyorum? Ben buraya kadar videomu almak istiyorum diyelim. C tuşuna basıyorum Ceyhan'ın C'sine, Razer Tool'a. Buradan bunu kesiyorum. Tekrar kestim. Artık bundan sonrası olmasın. Videom bitsin istiyorum. Şuraya kadar bitmiş zaten. Bakın burada durmuş video. Burayı niye koyayım ki YouTube'a? Değil mi? O yüzden C tuşuna bastım, yani Razer Tool'u aldım ve buradan yine tekrardan kestim. Kestikten sonra bunları aldım. Del tuşuyla geri kalan her şeyi siliyorum. Bakın. Bu layer'da ilerleyebilmek için isterseniz buradan da bu şekilde ilerleyebilirsiniz. İsterseniz farenin tekerleğiyle aynı şekilde ileri geri yapabilirsiniz herhangi bir tuşa basmadan, shift'e ya da alta basmadan. Şimdi bunu sildikten sonra bunlara geçiş efektleri ekleyeceğim. Diyelim ki sadece vurduğum sahneleri almak istiyorum. Ne yaparsınız? Yaklaşırsınız. Burada sadece vurduğum yer neresiymiş? Tekrardan bakarsınız. Yaklaştırayım şunu, şöyle göstereyim. Bakın. Vurmuş muyum? Öldürmüş müyüm? Öldürememişim. Beceriksiz. Onun dışında bakayım öldürdüğüm yer var mı? İnşallah vardır. İnşallah öldürdüğüm yer vardır. Ulan hiç öldürmemiş. Neyse sallıyorum, burada öldürdünüz diyelim, tamam mı? Sadece bu alanı alacaksınız. Razer Tool'u alıyorsunuz, yaklaşıyorsunuz. Şuradan bir kesik atıyorsunuz. Şuraya kadar alıyorsunuz. Şuradan da mesela şurada öldürdünüz diyelim adamı. Şuraya kadar kesik alıyorsunuz, ilerisini gerisini siliyorsunuz. Hani gereksiz yerleri siliyorsunuz. Sadece öldürdüğünüz yeri alıyorsunuz. Diyelim ki şurada da vurdum adamı. Tamam mı? Sadece şurada vurdum diyelim adamı. Şu kısımda. Yaklaşıyorsunuz. Tam şurada vurduğumu varsayıyorum. Ama bekletmişim ya. Aynen şuradan kesiyorum. Burada vurmuşum adamı. Nerede başlasın? Tam da şurada başlasın. Bakın Razer Tool'u aldım. Buradan da kesik attım. Selection Tool'umu aldım. İlerisini gerisini sildim. Böylelikle bunun mantığını anlamışsınızdır. Daha böyle
bu hızlandırılmış bir video oluyor. Direkt oyun kaydı alıp hızlı bir şekilde edit yapıp nasıl YouTube'a içerik üretebileceğinizi göstermek amacıyla çekiyorum bu videoyu. Ama bu işin daha profesyonel yapmak istiyorsanız ki eğer bir YouTuber, iyi bir YouTuber olmak istiyorsanız bu işi profesyonel yapmanız gerekiyor. O yüzden eski videolarıma, yani başlarda çektiğim Adobe Premiere Pro CC eğitim serisini izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada daha yavaş bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde ve her şeyi çok daha net, akıcı bir şekilde anlatıyorum. Önemli noktaları geçmiyorum, ufak detayları da geçmiyorum. Hiçbir şeyi geçlemeden, atlamadan en güzel şekilde size programa aktarıyorum. Bu video biraz daha hızlı bir şekilde hemen video hazırlayıp YouTube'a atmak isteyenlere hitap eden bir video. Şimdi bu şekilde 3 tane videomuz var diyelim. Üçünde de vurdum diyelim adamları. Şu arasındaki boşluğu nasıl silersiniz? Sağ tık Ripple Delete de diyebilirsiniz. Ya da direkt tıklarsınız buraya. Klavyenin del tuşundan da silebilirsiniz. Şimdi biz bunu render alırsak buralar kapkaranlık olur. Videoda karanlık bir yer çıkar. O yüzden bunların hepsini başa almamız gerekiyor. Yani 0. saniyede normal olarak videomuzun başlaması gerekiyor. Şimdi Ripple Delete diyorum ve videomuzu buradan başlatıyorum. Mesela diyelim sizin koymak istediğiniz farklı videolar da var. Mesela buradan Free Videos'tan sallıyorum, şu intronuzdur. Introyu koymak istiyorsanız Premiere'e bu şekilde sürüklersiniz. Intro videonuz vardır, outro videonuz vardır. Buraya bu şekilde sürüklersiniz ve buraya koyarsınız. Sonrasında buradan sürükleyerek alırsınız. Bu nedir? Intro videosu diyelim bu. Bunu başa almak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Şu videoların hepsini seçersiniz. Bunları sona atarsınız. Sonra bunu en başa alırsınız. Sonra tekrardan bunları Ripple Delete ile buraya eklersiniz. Artık bir intro videonuz da var. İsterseniz buraya outro videonuzu da koyarsınız ve vuruşlarınız var. Şimdi bunlara geçiş efekti ekleyeceğim. Yani şu şekilde geçmeyecek bakın. Bakın şu şekilde geçmeyecek. Nasıl geçecek? Kolay bir şekilde şu şekilde geçmesini istiyoruz diyelim. Video Transitions'tan geliyorum. Buraya Video Transitions'a girin. Bakın burada efekt bölümüne gelin. Şu an buradaydık, tamam mı? Hızlı geçiyorum. Şu an bildiğinizi varsayıp geçiyorum. Yanlış yapıyorum. Hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatmam lazım. Şimdi buradaydık. Project Oyun Edit'ten FX kısmına geliyorum. FX kısmına geldikten sonra burada Video FX var. Bakın eğer sizde bu şekilde değilse, ekranınız bu şekilde durmuyorsa, video burada değilse, timeline burada değilse, layer'lar burada değilse, efektler burada gözükmüyorsa yapmanız gereken çok şey, tek şey çok basit. Editing'e geliyorsunuz, buradan Reset to Save Layout dediğinizde programın kendi varsayılan ayarlarını sıfırlamış oluyor. Bu şekilde editing'in bir varsayılan ayarı var. Bu şekilde geliyorsunuz FX'e. Buradan video transitions'ları açıyorsunuz. Video transitions'lardan sonra dissolve'u açıyorsunuz. Burada değişik geçiş efektleri var. Şimdi buradan addictive dissolve'u sürükleyip bakın şu videoların arasına bıraktım. Nasıl bir geçiş elde ettik bakalım. Bakın şöyle bir geçiş elde etmiş olduk. Bunu göstereyim size. Cross dissolve'u attık diyelim. Bu nasıl bir geçiş? Bakın bu daha çok şöyle ikisi arasında şöyle bir yumuşak geçiş sağlamış oluyor. Ne yapıyorum? Cross dissolve'u buraya da atıyorum diyelim. Bakın ikisinin arasına koyuyorum. İkisinin arasına koyduğumda şöyle bir etki yaratmış oluyor. Geçiş yapacak şimdi oradan oraya. Şu an evet yaptı. Bakın şöyle bir geçiş yapmış oluyor. İkisi arasında. Mesela buraya addictive dissolve'u da atabilirsiniz. Ya da böyle bir geçiş yapar. Parlayarak geçer. Bunun miktarını arttırmak için yapmanız gereken şey çok basit. Buraya yaklaşıyorsunuz. Şuradan çekiyorsunuz. Bunu uzatıyorsunuz. Mesela artık çok daha uzun bir şekilde geçiş yapacak. Bakın başlatıyorum videoyu. Şu an bunu bir render alması gerekiyor. Bekleyin. Tamam şimdi izleyin. Bakın çok daha uzun bir şekilde geçti video. Yani uzun sürdü. Bunun hızlı bir geçiş efekti olmasını istiyorsanız kısarsınız. Tak diye hıpızlı geçmiş olur. Geçiş efektlerini bu şekilde ekleyebilirsiniz. Bunlar programın kendi her Adobe Premiere programında olan geçiş efektleri. Mesela Film Dissolve'u de göstereyim. Film Dissolve'u buraya atarsınız. Geçişiniz olmuş olur. Başlattım. Bu da şöyle bir geçiş efekti sağlamış oldu. Bunların ayarlarıyla şu şekilde de oynayabilirsiniz. Mesela ne demiştim? Bunun üstüne gelip büyütüp küçültebiliyordunuz. Şu şekilde. Ya da bunun üstüne tıkladıktan sonra yukarıdan Source No Clips'in yanından efekt kontrolüne gelirsiniz. Bakın buna tıkladığınızda videonun efekt kontrolü gözükür. Şunun üstüne tıklarsanız bunun efekt kontrolü gözükür. Ne yaparsınız? Şuradan bakın. Tam şuradan
İstediğiniz kadar şu kısmı uzatabilirsiniz. Bakın sadece şu kısmı uzadı gördüğünüz gibi. Ardından şurayı da uzatabilirsiniz. Bakın şu kısmı uzadı. Yani bunları istediğiniz gibi deneyerek hangisi daha hoş duruyorsa videonuzda onları kullanabilirsiniz. Bakın şunlarla değiştirdiğinizde bunların genel şeyini bahsetmeyeyim ben size. Biraz daha diğer videolarımda bunları öğrenebilirsiniz. Bunu da biraz daha hızlı geçeceğim buraları. Artık böyle bir geçiş sağlamış oluyorsunuz. Diyelim ki videonuz bitti. Her şeyiniz bitti. Çıktısını alacaksınız. Yani tabii bunu buraya yaptıktan sonra YouTube'a atamazsınız. Bir şekilde çıktı almanız gerekiyor. Bunun çıktısını almak için yapmanız gereken şey, bunun üzerindeyken Ctrl M yapıyorsunuz. Ctrl Manisa'nın M'si. Ya da buradan Ctrl M yapmıyorsanız da buradan da ulaşabilirsiniz. Export dersiniz. Export çıktı almak demek oluyor. Medya dersiniz. Aynı yere ulaşırsınız ya da dediğim gibi Ctrl M yaparsınız. Manisa'nın M'si oluyor. Geldi. Artık videonuz burada. Bakın şurada videomuz var. Şuraya kadar ilerliyor videomuz. Bakın 17 dakikalık bir videomuş bu. Gördüğünüz gibi. Bunun çıktısını alacağız şimdi. Buradan ayarları kontrol ediyoruz. Bakıyoruz bizim hani kayıt aldığımızda ne demiştim OBS kayıt ayarlarında? 1920x1080'lik bir kayıt alın demiştim. Bakın 1920x1080'lik bir kayıt almışız ve çıktı da 1920x1080 olarak ayarlanmış. Çünkü neden? Çünkü ben direkt bunu, bakın bu videoyu buraya attığımda bu videonun ayarları eklenmiş oldu. Yani infosuna bakıyorum 1920x1080'lik bir video olduğu için bu. Buraya tam oturdu. Ama bizim sekansımız bakın. Bunun ayarı 1920x1080 olarak ayarlanmış durumda. Ama bizim sekansımız şu olabilirdi mesela. Yani siz 720 hani videoya çok büyük dosya boyutu atmak istemiyorsanız bunu 1920x1080 değil de 1280'e 720 olarak ayarlamak isteyebilirsiniz. Yani sekans ayarlarımız bu olur. Bakın bu sefer ne oldu? Videolar kaydı biraz, farkında mısınız? Çünkü bu videoların boyutu 1920x1080. Ama bu daha düşük bir çözünürlük girdik buraya. O yüzden video büyük kaldı. Bunu etkili yapmak için bakın şu an size şeyin cevabını vereceğim. Bazen videolarınızı buraya attığınızda videolarınız küçük de gözükebilir. Yani şöyle de durabilir ekranda. Bakın şöyle de gözükebilir. Çok fazla büyümüş de olabilir. Bunun ayarını nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Çok basit. Videonun üstüne geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Scale to frame size yapıyorsunuz. Bakın şuna. Ama hepsinde bir kayma olduğu için ben hepsini düzeltmek istiyorum. O yüzden hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Scale to frame size yaptım. Bakın hepsi yerine oturdu, gördünüz mü? Bu oturmamış çünkü bunun şeyiyle oynadım size gösterebilmek için. Scale ile oynamayın tabi. Bunun varsayılan ayarı 100'dür. Bakın artık hepsi tam olarak oturdu. Bu şekilde sorunlarınızı çözebilirsiniz. Ctrl M yapıyorum. Şimdi çıktı almayı göstereceğim. Editiniz bitti. Her işi hallettiniz ve çıktı alacaksınız. Buradan formatı H264 seçmenizi tercih ediyorum. Tavsiye ediyorum ben size. Onun dışında buradan YouTube'a ne atacaksanız onu seçeceksinizdir illaki. Ama mesela output'umuz bizim 1280'e 720 olarak ayarladığımız için artık kaynağımızda 1280'e 720 olacaktır. Buradan 1080p'yi seçerseniz çıktığımız 1080p'lik bir video gibi çıktı almış olur. Siz YouTube'a ne atacaksanız onu o şekilde ayarlayın ama genelde buradan oynamayın. Yani şu ayarlarla buradan oynamayın ya da buradan şey yapmayın. Yapmanız gereken şey buradayken sekans settings'e gelin. Buradan mesela benim videom 1920x1080 olsun, kaliteli olsun. Full HD bir oyun atalım. 60 FPS aldığım için 60 FPS olarak ayarlı. Zaten ilk gelen videolarda 60 FPS'lik videolardı. Eğer sizde burada 30 da gözükebilir, 29.233 falan da gözükebilir, 23 de gözükebilir. O önemli değil. Siz nasıl kayıt aldıysanız o şekilde bir çıktı geldi. Genelde 24 FPS'lik videolarda gayet yeterli olacaktır. Tabi 60 FPS biraz daha akıcı oluyor. Buraya ayarımı çektikten sonra 1080p olarak ayarladım tekrardan. Bunlar yeniden kayacak mı? Kaymadı çünkü scale to frame size yaptığımız için her birini artık direkt ona etki ediyor. Eğer scale to frame size yapmasaydık büyüttüğümüzde küçülttüğümüzde şuradan sekanstan çözünürlüğü ayarları bozacaktı. Bunu her zaman yapın yani. Şimdi bunun çıktısını almaya hemen geliyorum, tamam artık geliyorum ona. Buradan output name'i, yani buraya tıkladığınızda videoyu nereye kaydedeceğinizi seçer. Ben mesela şöyle bir dosyaya kaydediyorum diyelim. Ben buraya kaydetmeyi seviyorum. Buna isim verebilirsiniz. Sallıyorum Battlefield 5'miş bu oyun. Battlefield 5 oyun kaydı olarak bunu kayıt ediyorum. Ardından kaydet diyorum. Export
demiyorum, göstereyim size. Şu an 1920'ye 1080'lik 60 FPS'lik bir video alacak. Bilgisayarınız iyiyse eğer, render at maximum depth deyin buraya. Bakın videonun altındaki sekmelerden. Use maximum render quality deyin. Buna da tik atın bilgisayarınız iyiyse. Değilse bunları iptal edin. Tamam mı? Bilgisayarınız iyi değilse bunları iptal edin. Ardından seçtiğiniz yere oyun kaldığının exportunu yapacaktır. Export dediğinizde almaya başlıyor. Bilgisayarınızın kalitesine göre bu süre uzayacaktır da, kısalacaktır da, korkmayın, saatler sürebilir. 3 saat, 4 saat de sürebilir. 10 dakika, 15 dakika da sürebilir. Tamam mı? Korkmayın. Bu bilgisayarınızın kalitesine göre hız değişecektir.